Kahraman şehrin insanları reisi Cumhur'u ağırladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren miting alanını dolduran vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu. Erdoğan'ın miting alanına gelmesinden önce konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini ifade etti. Sizlerin bu meydandaki duruşu tarihi bir duruş. Çünkü Türkiye'miz tarihi bir süreçten geçmekte. Saygıdeğer hemşehrilerim, bu ülkede 16 yıldan bu yana tarihi bir restorasyon var. Tarihi reformlar yapılmakta. Türkiye'yi, aziz milletimizi tarihteki yerine layık bir yere getirmek için, hak ettiği yere getirmek için saygıdeğer Cumhurbaşkanımız büyük bir yürüyüş başlattı. Arkasından millet yürüyor. Allah'a hamdolsun. 16 yıldan bu yana tarihi işler yapıldı her alanda. Müreffeh Türkiye'yi inşa etmek için, daha güzel günleri inşa etmek için çok büyük bir yürüyüş. Hamdolsun Kahramanmaraş'ta her zaman bu yürüyüşe katıldı. Bu duruşun arkasında oldu, tarihte olduğu gibi. Erkoç 24 Haziran seçimlerinin önemine bir kez daha vurgu yaptı. 24 Haziran bunun için çok önemli. 24 Haziran inşallah ülkemizde yeni bir dönem, yeni bir yönetim şekli olacak. Yeni bir versiyon olacak inşallah. Daha güçlü geleceğe yürüyeceğiz. Daha yeni model bir yönetim sistemiyle inşallah Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle geleceğe daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. Onun için bu sistemin kuruluşunda ne yapacağız? Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızı çok güçlü bir şekilde seçeceğiz. Evet. Meclisimizi yani milletvekillerimizi Kahramanmaraş'tan 8'de 8 Ankara'ya gönderecek miyiz? Evet. Hem Cumhurbaşkanlığında hem de mecliste inşallah Kahramanmaraş coşkulu ve güçlü bir destek verecek. Başkan Erkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın umudu haline geldiğinin altını çizdi. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, inanın gecesini gündüzüne katarak sadece Türkiye'nin değil, dünyanın dört bir yanındaki mazlumun da umudu haline olmuş. Latin Amerika ülkelerinden Avrupa'ya, Asya'ya, Afrika'ya, sadece bizim gönül coğrafyamızda değil, televizyonlarda görüyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki mazlum, emperyalizmin sömürgenin altında ezilenler de umut olarak Türkiye'yi görmekte. İnşallah, inşallah 24 Haziran'da bizleri televizyonların başında seyreden, Türkiye'yi takip eden heyecanla dünyanın dört bir yanındaki mazlumlar sevinecek. Kimler üzülecek? Emperyalistler, sömürgeciler, zalimler içinde üzücü bir gün olacak o gün inşallah.